Evet, biz Kıbrıs'ta bir çalışma yapmıştık. 1740 kişi üzerinde istatistikler olarak Kıbrıs'ı temsil eden bir örneklemdi bu. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevinç Yücecan, İspanya Granda'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Beslenme Kongresi'ne katıldı. açısından hangi riskleri taşıdığını irdelemeye çalıştık. Uluslararası bir beslenme kongresi vardı, ona gönderdik. Orada kabul edildi iki tane tebliğimiz. Onun için çok gurur duyduk gerçekten Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil ettiğimiz için. Profesör Doktor Sevinç Yücecan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs'ı temsil eden bir örneklem çerçevesinde 1700 kişi üzerinden bir çalışma yapıldığını ve bu çalışma sonuçlarının Granda'da sunulduğunu belirterek, araştırma evrelerine giren bireylerin antropometrik ölçümlerinin belirlendiğini ve bu çerçevede hafif şişman ve şişmanlık oranlarının saptandığını ve şişmanlık ile diyetle ilintili kronik hastalık riskleri arasında ilintili irdelendiğini belirtti. Tartışmalara katılmak fevkalade güzeldi. Bizim çalışmamızda, Kıbrıs'ta yapılan çalışmada bölgeler arasında farklılıklar belirledik. Örneğin İskele'de hafif şişman ve şişman oranı daha düşük çıktı. Ama Girne'de ve Güzelyurt'ta daha farklı oranları elde ettik. Mesela erkeklerde daha yüksek çıktı. Kadınlarda biraz daha düşük. Hafif şişmanlık oranı, örneğin %50 ise kadınlarda %40 oranında hafif şişman oranı, şişman oranı ise yine %27, %26 gibi oranlarda belirledik. Profesör Doktor Sevinç Yücecan, kroner kalp hastalığı ve diyabet başta olmak üzere çeşitli hastalıklara temel teşkil edilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederken, obezitenin önlenmesinin sağlıklı beslenme eğitiminin de önemli olduğuna dikkat hastalıklarla gerçekten temel teşkil etmesi açısından fevkalade önemli. Çok beğenildi sunumumuz. Orada çok takdir aldık. O da gerçekten bir gurur kaynağı oldu bizim için.